Biz Aristoteles'in kendisini bırakıp onun kısaca yapıtlarını biraz izleyicilerimize tanıtalım. Tanıtalım. Tanıtmadan önce bir şey merak ettim ben. Eşine bıraktığı vasiyetnamenin içeriğiyle ilgili... Tavukları buraya bırakıyorum, şunu buraya bırakıyorum filan gibi. Yani mal varlığıyla alakalı. Ben daha acaba derin bir şey çıkar mı o vasiyetnameden diye düşündüm ama. Aristoteles çok rasyonel bir adam. Hiç öyle mistik bir yanı yok. Benim de belki fazla benimsememin nedeni o. Gerçi tabii şimdi konuşacağız. Metafizik konusu olduğu için teolojiye mecburen gireceğiz. Aristoteles hakkında yani iki tane büyük tarihte Aristoteles'e dönüş var. Yani Aristoteles ölümünden sonra pek öyle takip edilmiyor. Fakat daha sonra Rodos'u Adronikos onun yapıtlarını bir anlamda neşrediyor. Büyük bir mağarada saklıyorlar falan uzun süre. Sonra bulunuyor falan. Uzun hikayeleri var orada. Birincisi yani ne diyelim şeyin miladi olarak 100 yılın başında bir Aristoteles şeyi var. İslam dünyasında bir Aristotelesçilik var ama onu Aristoteles'e özel bir şey olarak kabul edemeyiz. Fakat Batı'da 14, 15, 16. yüzyıllarda büyük bir şey hareket ortaya çıkıyor. Bu 13. yüzyıldan başlar. Hatta 12-13. Bu da İbn Rüşd'ün metinleri Latince'ye çevriliyor ve orada tabii büyük etkide bulunuyor. Biz zaten İbranice'ye çevrildiğini, yüzlerce nüshasının olduğunu, hatta bazı kitapları, mesela Nikomakos'a Etiği, Ahlak kitabına yazdığı şerh bugün elimizde yok. Ama İbranicesi var. Henüz daha tam bir neşrine bekliyoruz. Yani forthcoming gelecek. Ama onunla ilgili ciddi bir makale var. O kitabı hazırlayan İbranice'den Arapça'ya çevrilmesi lazım. Oradan İngilizce'ye ya da. İkincisi Platon'un devletine Politeia bir şerhi var. Fakat onun da Arapçası yok. Yani şu anda iki Arapça, iki İngilizce bir Türkçe çevirisi var. Ama orijinal Arapçası yok. Ben İngilizceleri daha iyi ama Arapçalarını pek tutmadım. Çünkü İbn Rüşd yazsaydı nasıl yazardı diye pek sormamışlar. Bu Arapça çevirilerinden bir tanesi İbranice'den, bir tanesi İngilizce'den filan yararlanarak yapılıyor. Dolayısıyla İbn Rüşd'ü yapıtlarını bile biz İbranice sayesinde biliyoruz ve İbranice'den Latince'ye çevriliyor ya da doğrudan Latince'ye çevriliyor ve bu şekilde Batı'da Aristoteles'e yönelik büyük bir hareket başlıyor. Şimdi çağımızda da 20. yüzyılda da aslında büyük bir Aristoteles'e dönüş hareketi var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Birçok neden sıralanabilir ama yani sadece 20. yüzyılın en önemli filozoflarından, felsefenin has çocuklarından, Platon'un tabiridir bu, felsefenin has çocukları. Heidegger 10 yılını Aristoteles'e veriyor ve Aristoteles'i yapıtlarında o kendi mistik diline uygun olarak da çok dikkatli şekilde kullanıyor. Şeyleri de var tabii, incelemeleri de. Dersleri de var. Fakat asıl neden bilimin güçlenmesiyle Platon daha mistik, daha romantik. Dediğim gibi seversiniz ama yararlanması biraz problemli. Aristoteles daha bilim adamı gibidir. Dolayısıyla bilim adamları, bilim insanları Aristoteles'i bilimin gelişmesine paralel olarak bilimin temeline yerleştirilmesi gereken zeka olarak gördüler. Almanlar bu konuda çok başı çekti. Niye?
Çünkü Almanlar kendi atalarının Grekler olduğunu neredeyse düşünürler. Şeyin Aristoteles'in ya da felsefenin Almanca olduğunu, hatta yine Heidegger'den örnek vereyim. Fransızlar felsefe yapmaya başladıklarında Almanca konuşurlar diyor. Yani Almanca konuşmaya başlarlar. Bu tabii o dönemin etkisi. Fakat şöyle bir problem var. Bu bütün tarihçilerin yaptığı temel hatadır. Günümüzde dinden bağımsız, mistik, teolojik eğilimlerden bağımsız bilim daha kendini daha yalın olarak adlandırmak istiyor. Felsefeye kendisini artık borçlu hissetmiyor. Bunu hatırlamak da istemiyor. Felsefeye biraz edebiyat muamelesi. Felsefe yapmakla edebiyat yapmayı bir tutar gibi davranıyor. Dolayısıyla Aristoteles bunu biraz bozuyor. Bütün birçok, çünkü şeyde yeni çağın başında modern bilimin mümkün olması Aristotelesçiliğin yıkılmasıyla mümkün oldu. Çünkü bilim dendiğinde, fizik dendiğinde Aristoteles'in, Galileo'nun şeyine bakın, Türkçe'ye çevrilen kocaman bir kitabı vardır. Aristotelesçilik eleştirisidir. Descartes'e bakın, Aristoteles'ten tiksinir gibi bahseder. Yani Aristoteles'e çatmadan yeni çağın başında, yani 17. yüzyılda neredeyse felsefe yapılamaz gibiydi. Büyük bir dogmayı temsil ediyordu Aristoteles. Çünkü neden? Kimdi bu Aristoteles? Kilisenin elindeki Aristoteles'ti. Kilisenin Hristiyanlaştırdığı, azizleştirdiği bir Aristoteles'ti. Dolayısıyla kilise Aristoteles'in otoritesinden yararlanarak kendi dogmalarını savunabiliyordu ve şeyin o yüzden yeni bilim Aristoteles'in etrafından yani bypass ederek mümkün oldu. Niye? Yeni bilimle uğraşanların hepsine bakın Pisagorasçıdır ya da Platoncu Pisagorasçıdır. Platon hakkında o kadar olumsuz laflar etmezler. Pisagoras zaten matematiğin şeyi olarak babası olarak hep bir bu Kopernik için böyledir, Kepler için böyledir, Galileo için böyledir. Aristotelesçiliği yıkmışlardır. Hegel tabii biraz Aristoteles'e itibarını iade etti. Çünkü Hegel için Alman Aristoteles derlerdi. Hakikaten metafizik kitabının adını mantık olarak koyuyor. Yani çok ilginç. Hegel'in bu konudaki katkıları çok özeldir.